ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki kritik komisyonda görev üstlenen AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'a bir kritik görev de parti genel merkezinden verildi. Deneyimli isimler ile bir araya getiren parti genel merkezi, Manisa Milletvekili Murat Baybatur'u AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirdi. AK Parti Manisa Teşkilatı'nda Gençlik Kolları, Teşkilat Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini başarıyla yürüten ve genel seçimlerde Manisa Milletvekili seçilen Murat Baybatur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Güvenlik, İstihbarat ve Milli Savunma Komisyonu üyelikleri gibi iki kritik görev üstlenmişti. Deneyimli isimlerle genç, dinamik ve başarılı isimleri parti genel merkezinde harmanlayan AK Parti, Manisa'nın sevilen ismi Murat Baybatur'a bu kez parti genel merkezinde kritik bir görev verdi. Baybatur, partide kilit rollerden biri olarak görülen AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Parti içerisinde MKYK ve MYK toplantılarının konusunu belirlemek gibi temel fonksiyonu bulunan genel sekreterlik, MKYK ve MYK toplantılarının gündemini hazırlayarak alınan kararların uygulamalarını takip ediyor. Olmayan sözlerle ifadede bulunan eğer olur ise olmayacağını. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi'yi makamında ağırladı. Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Teknopark konusunda destek talebinde bulunan Rektör Çelebi'ye olumlu yanıt veren Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa destekçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum diye konuştu. Okul bekliyor. Evet. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Celal Bayar Üniversitesi'nce çalışması devam eden Teknopark'la ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Sayın Başkanımızdan özellikle Teknopark noktasında destek istemek. Teknoparkımız %60-70'lik bir oranda tamamlandı. Yatırımın tamamlanması için bir finansman problemiyle karşı karşıyayız. Çelebi, Teknopark konusunda Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa'nın geç kaldığını belirtti. Biz Teknopark konusunda Celal Bayar Üniversitesi olarak, Manisa olarak biraz geç kaldık. Hemen hemen birçok üniversite Teknopark'ını çok daha önce tamamladı ve faaliyete soktu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de bir açıklama yaptı. Biz de üzerimize düşen görevleri her zaman eksiklikler noktasında tamamlama için her zaman destekçiniz. Tabii bir an önce bunun hem sanayi hem öğrenci bacağında hayata geçirmesi de Manisa için çok önemli yatırımlardan bir tanesi olarak görüyorum. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa bu konuda her zaman yanınızda olacağını bilinmesini istiyorum. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısında ihtiyaç sahiplerini sevindirecek bir karara imza atıldı. Yunus Emre Belediyesi, Yunus Emre İlçe Kaymakamlığı ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın ortak yürüteceği çalışmayla ihtiyaç sahipleri için prefabrik evler inşa edilecek. Kardeşim, peki oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilecek. Başkan Çerçi toplantı öncesi, geçtiğimiz günlerde kardeşi vefat eden MHP'li meclis üyesi Hüseyin Köroğlu'na başsağlığı diledi. Yunus Emre Belediyesi, Yunus Emre İlçe Kaymakamlığı ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın ortaklığıyla kötü koşullarda yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yapılması planlanan prefabrik evler için Başkan Çerçi'ye imza yetkisi verilmesi de görüşüldü. İmzalanacak protokol kapsamında Yunus Emre Belediyesi prefabrik evlerin su basmanı ve iç defrişatını yapacak. Meclis protokolün imzalanması için Başkan Çerçi'ye imza yetkisini oy birliğiyle verdi. Birinci ilkte başarılar diliyoruz.
Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Veziroğlu Mahallesi'nde 22.100 metrelik arazide yapımı planlanan Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesisleri için ilk adım atıldı. Geçtiğimiz gün ihalesi tamamlanan sosyal tesisleri için Haziran ayı içerisinde temel atma töreni yapılması planlanıyor. Yaptığı sosyal projelerle Şehzadeler halkına daha yaşanılabilir bir şehir sunmayı hedefleyen Şehzadeler Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle projesi tamamlanan Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesislerinin yapım ihalesi tamamlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer tesliminin yapılarak Haziran ayı içerisinde temel atmayı hedeflediklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal tesisleri 10 ay sonra halkın hizmetine sunacaklarını dile getirdi. Sevgili seyirciler, Manisa'da bugün etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonu taştı. Hastanenin acil servisini basan atık su nedeniyle hasta kabulleri yapılamadı bugün. Manisa'da bugün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Yunus Emre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin kanalizasyon şebekesi aşırı yağışın basıncına dayanamayarak patladı. Patlayan kanalizasyondan sızan atık su hastanenin bodrum katında yer alan acil servisle beraber bazı birimleri kapladı. Hastaneyi basan atık su nedeniyle acil servisi hasta kabul edilemedi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri hastanenin acil servisinde atık su boşaltma ve temizleme çalışmalarına başladı. Sevgili seyirciler, Soma'daki evsel atıkların Bakırçay'a karışmasını önleyecek çevre dostu atık su arıtma tesisinin inşaatı hızla ilerliyor Avrupa Birliği ile. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe fonlarıyla yapılan tesisin 2 milyon 340 bin Türk lirası Maske Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek. Kuzey Ege Havzası içerisinde yer alan Soma'da evsel nitelikli atıkların çevreye zarar vermemesi için çalışmalar devam ediyor. Bu sebeple Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi kanunundan önce Soma Belediyesi'nin çalışmalarıyla Avrupa Birliği hibe fonlarıyla yapımına başlanan tesiste çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Soma'da inşaatı devam eden tesisin yanından geçen ve Bakırçay'ına boşaltılan evsel atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçilecek. Ege bölgesinin çehresini değiştirecek proje tamamlandığında Kuzey Ege Havzası'nın temizlenmesi yolunda önemli bir adım atılmış olacak. İnşaatın hızlı bir şekilde ilerlediği Soma Atık Su Arıtma Tesisi'nde çalışmaların bitmesiyle birlikte ilçe daha temiz bir çehreye kavuşacak. Bakırçay'ına arıtılmadan kontrolsüz bir şekilde deşarj edilen atık suların insan ve çevre sağlığını tehdit eden potansiyel riskler ortadan kaldırılacak. Maske Genel Müdürlüğü ilçeye yapılan yeni projeleri de yakından takip ediyor. Soma'da inşası devam eden devlet hastanesinin kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamlayan maske ekipleri hastanenin evsel atıklarını da tesiste işleyip temizleyecek. Sevgili seyirciler, Manisa Eczacılar Odası eczanelere yardımcı personel yetiştirmek amacıyla Temmuz ayından itibaren eczacı kalfa yetiştirme kursu başlatıyor. Hayata geçirilecek kurs sayesinde kursiyerler hem meslek sahibi olacak hem de sektörün yüksekokul veya fakültelerine teşvik edilecek. Manisa Eczacı Odası olarak eczacılarımızın personel ihtiyacını gidermek hem de işsizlere bir miktar da olsun çare bulmak için yaz aylarında eczacı kalfa yetiştirme kursları açacağız. Manisa Eczacılar Odası Genel Sekreteri Devrim Balı, eczanelerde çalışmak isteyenlere ve eczacılık alanına ilgi duyanlara müjde verdi. Temmuz ayında düşünülen eczacı kalfa yetiştirme kursuyla Manisalı gençler meslek sahibi olabilecek. Bu kursta katılan arkadaşlara eczane ile ilgili temel bilgiler, programlarımız, ilaç bilgileri gibi belli bir düzeye kadar bir bilgi vereceğiz ve eczanede çalışmayı hazırlayacağız arkadaşları. Bu uzun vadede bu arkadaşlar daha sonraları kalfalık sertifikalarını alacaklar. Belki içlerinden 2 yıllık fakülte, yüksek
fakültelere gitmek isteyenler olacak. Bunları teşvik edeceğiz. Uzun vadede güzel bir proje olacağı inancındayız. Balı, katılım gösterenleri eczanelere yerleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Temmuz ayı gibi başlayacağımız proje yaklaşık 2 haftalık bir kurs dönemi geçireceğiz. Ardından da bu arkadaşları elimizden geldiği kadar eczanelerimize yerleştireceğiz ve bunlara bu kişileri meslek sahibi yapacağız. Genel Sekreter Devrim Balı kursa katılım kriterlerine de değindi. Lise bitirmiş arkadaşları almak istiyoruz buraya. Ama herhangi bir cinsiyet kriterimiz yok, kız erkek ayrımımız yok. Lise bitirmiş olması, bu işe gönül verecek insanlar olması, bu işte arzulu, istekli insanlar olması bizim için yeterli. Bunları temel bir eğitimden geçirip dediğim gibi eczanelerimize kazandıracağız. Sevgili seyirciler, TÜBİTAK'ın maddi yönden desteklediği TÜBİTAK 1001 proje çağrılarına etkin proje yazımı eğitimi Manisa Cilalbayır Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde bizim müteahhitlerimiz büyük başarı sağladı. Etkinlik Manisa Cilalbayır Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bir faaliyeti olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını Manisa Cilalbayır Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme konularından sorumlu Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya yaptı. Tepekaya, TÜBİTAK'ın araştırmaya ayırdığı bütçelerden yararlanma konusunda bu tür eğitimlerin gerekliliği üzerinde durdu. Eğitime farklı akademik unvanlara ve ilgi alanlarına sahip 109 Manisa Cilalbayır Üniversitesi, 3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 3 Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 2 9 Eylül Üniversitesi, 1 Ege Üniversitesi, 1 Uşak Üniversitesi, 1 İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli katıldı. Her sene bütçe ayrılıyor. En büyük bütçelerden biri de seyrediyorsunuz savunma. Katılımcılar TÜBİTAK'ı ve sağladığı araştırma olanaklarını tanıdı. Geri alındı biliyorsunuz 500 kilometreye varan füzeler. Sevgili seyirciler, Yunus Emre ilçesi Keçiliköy mahallesinde sokak ve caddelere servis araçlarını park eden sürücüler, belediye yetkililerine seslenerek servisler için park alanı oluşturulsun dedi. Yunus Emre ilçesi Keçiliköy mahallesinde sokak ve caddeler servis araçlarıyla geçilmezken, başta servis araçları sürücüleri belediye yetkililerinden park alanı yapılmasını istedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı harfiyat ve moloz dökmek yasaktır bir levhası var. Levhanın olduğu yer, levha konulmadan önce sürekli olarak şu alana, şu görmüş olduğunuz alana sürekli olarak moloz dökülüyordu. Belediye buradaki moloz dökme yasağını getirdikten sonra moloz dökülmedi. Vatandaşlar şunu istiyor. Keçiliköy Mahallesi'nin sokakları hem dar hem de aşırı derecede araç yoğunluğu var. Vatandaşlar burası organize sanayi bölgesine ve diğer iş yerlerine servis yapan araçların da park ettiği sokaklar var. Yani sokak içerisinde park etmek zorunda kalıyor çünkü park yeri bulamıyorlar. Burada servis sürücüleri olsun, buradaki sokaktaki sokak sakinleri olsun, mahalle sakinleri olsun, şu moloz dökülen alanın belediye tarafından veya ilgili yer tarafından şu alanın dozerlerle temizlenerek düzenli bir hale getirilmesini ve servis araçlarının burada park etmesini istiyorlar. Çünkü servis araçları veyahut da diğer özel araçlar sokaklarda olduğu zaman daracık sokaklar hem diğer araçların geçişini engelliyor, trafik akışını engelliyor. Büyük sorun yaşıyorlar. O nedenle bu alanın en azından düzeltilerek servis araçları buraya geldiği zaman sokaklarda rahatlamış olacak. Servis araçları da araçlarını nereye koyacaklarını bile şaşırıyorlar. Çünkü yer bulamıyorlar. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlardan dolayı geçit olmadığını söyleyen sürücüler, sık sık kazaların yaşandığını söyledi. Sevgili seyirciler, belediyeler tarafından konulan duraklar tahrip ediliyor. Vatandaşlar zarar gören durakların onarılmasını istiyor. Tur
Turgutlu yolu üzerinde bulunan birçok durak kabini kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Belediyeler tarafından toplu taşıma araçlarının yolcuları indirip bindirdiği durakların üzerindeki çatılar ve camları kırılarak lamba ve tesisatları da yerlerinden sökülerek yok edildi. Durağa gelen vatandaş yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Yunus Emre Belediyesi Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Rus vatandaşı olan 30 yaşındaki Polina Ivanova ile Türk vatandaşı 36 yaşındaki Yasin Alpay çiftinin nikahını kıydı sevgili seyirciler. Yunus Emre ilçesinde yaşayan birçok çiftin mutluluğuna ortak olan Yunus Emre Belediyesi, yabancı uyruklu vatandaşların da nikahlarını kıyıyor. 2016 yılında yabancı uyruklu 12 çiftin nikahını kıyan Yunus Emre Belediyesi, birbirlerine aşık olan Rus gelin Polina Ivanova ve Türk damat Yasin Alpay'ın da mutluluğuna ortak oldu. Herhalde inşallah akdedeceğiz. Sayın Bayan Polina Ivanova, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, kendi iradenizle, isteğinizle Sayın Yasin Alpay ile evlenmeyi, ona eş olmayı kabul ediyor musunuz? Do you accept to marry, with Yasin Alpay? Yes or no? But you can speak Turkish. Evet or hayır? Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'nin kıydığı nikahta Rus gelin ve Türk damat renkli görüntüler sergiledi. Çiftin nikahını kıyan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, aşkın engel tanımadığına vurgu yaptı. Rus gelin Polina Ivanova ise damat Yasin Alpay'la İzmir'de tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Şey, benim arkadaşlar İzmir'de. Benim kız arkadaş. Ne kadar süredir anlaşıyordunuz? Nasıl? Ne kadar süredir çıkıyorsunuz? Bir yıl. Ev. Burada mı yaşayacaksınız? Evet. Manisa'da yaşayacaksınız. Mayıs 2016 tarihli dolar, euro, altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,85, satış 2,85. Euro alış 3,28, satış 3,28. Altın alış 117, satış 117. 4 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çeyitli pamukta muamele yok. Çekirdeksiz kuru üzüm en az 3,10, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 4,10 lira. Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Akhisar Belediyespor ile Beşiktaş arasındaki müsabaka sırasında yapılan kötü tezahürat nedeniyle maçı izleyen Akhisarlı tüm taraftarların Kayseri Spor maçında cezalı olacağı bildirildi. Nisan 2016 Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu kapalı ve VIP tribününde maçı izleyen yaklaşık 6000 Akhisar Belediyesporlu taraftar, kötü tezahürat nedeniyle 8 Mayıs Pazar günü saat 13'te oynanacak olan Kayseri Spor karşılaşmasını izleyemeyecek. Akhisar Belediyespor yönetimi verilen ceza ile ilgili tahkime başvuru yaptıklarını ve cevap beklediklerini kaydetti. Öte yandan düşme hattını yakından ilgilendiren Akhisar Belediyespor'la Kayseri Spor arasındaki müsabakanın bilet fiyatları ise VIP 15 lira,
Kapalı 10 lira, Maraton 5 lira, Kale Arkası 4 lira ve misafir takım Gediz Kale Arkası 4 liradan satışa çıktığı bildirildi. Sevgili seyirciler, Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, Teknik Direktör Taner Taşkın'ın ETV'de dün akşam yayınlanan Ahmet Ünsal'la Sporizm kanalının programına yaptığı telefon bağlantısındaki söylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Görüşme talebinde bulundu. Birlikte oturduk, konuştuk. Yani aramızdaki sorunları tartıştık. Mergen sözlerinin başında teknik direktöre, teknik ekibe ve futbolculara teşekkür ettiğini belirterek, çok zor şartlarda çalışmanın bu tip psikolojik hezeyanları olur. Bunları normal karşılıyorum. Taner hocamızın maaşlarında aylardır aksama olduğu doğrudur. Bunu daha önceki açıklamalarımda da defalarca kamuoyuyla paylaşmıştım. Taner hocamıza maaşlar ve peşinatlarla birlikte 150 bin lira gibi bir borcumuz var. Ayrıca alnının akıyla kazandığı şampiyonluk için 150 bin lira prim olmak üzere toplam 300 bin lira alacağı vardır. Bunu kendisiyle bir araya geldiğimizde bir kuruşu kalmaksızın kulübün ödeme şartlarına göre bu borç kapanacaktır dedi. Mergen, Gümüşhane Spor maçı öncesinde kriz yaşandı gibi oluşturulan algı ile ilgili olaraksa şunları söyledi. Gümüşhane Spor maçı öncesinde futbolcumuz Nuri Terliksiz'i arayarak 4000 lira prim sağlayacağımı ilettim. Bu rakamın 3-4 gün içinde olması ise söz konusu değildir. Bunu her iki belediyemizden 40 ve 45 bin lira kaynak olarak sağladık. Bu rakamın 2 bin lirasını maç öncesinde teknik kadro ve prim hak edenler hariç olmak üzere futbolcularımıza gönderdim. Manisa Spor sadece teknik heyet ve futbolcularından ibaret değil. Oluşturduğumuz bu kaynaktan futbolcularımıza verdiğimiz rakamın dışında kalan kısmı ise maçın oynanabilmesi için gerekli olan ses düzeninden tutun, güvenlik gibi daha birçok masrafın yanı sıra daha önce kulübümüze çek kesen bir esnaf kardeşimize olan nakdi borcumuz ve Taner hocamızın bildiği üzere kendisinin de arkadaşı olan bir kardeşimizin kulübümüze verdiği 40 bin liralık borcun kalan 20 bin lirasını ödemekte kullandık. Futbolcuların kalan primleri ise gecikmeli olarak ödenecektir. Hiçbir teknik adamın ve futbolcunun kulübe giren veya çıkan paralarla ilgili tasarrufta bulunması doğru değildir. Bunların kamuoyu önünde konuşulması ise hiç de doğru olmayan bir şeydir. Bütün bunlara rağmen teknik heyetimiz ve futbolcularımızı tekrar tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler, Manisa Celalbayar Üniversitesi karate takımı 27-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'na damga vurdu. Elliden fazla üniversite ve 750'nin üzerinde sporcuyla Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan karate şampiyonasında 9 beden eğitimi ve spor yüksekokulu sporcusu mücadele etti. Öğrenciler toplam 7 bronz madalya, erkek ve kız takımı olarak kazandıkları 2 kupayla üniversitenin gurur kaynağı oldu. Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi karate takımında Doğan Gündüz, Mahmut Doğan Yıldız, Muhammed Mustafa Etik, Esra Kayan, Fatma Ercüyaz, Ayşe Ankara, Faziret Solak, Gizem Sözer ve Savaşcan Kuşkulu yer aldı. Thank you.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.